Sizi İstanbul'a ne getirdi? Burada yeni bir otel açacaksınız ve ikinci otel olacak yeni otel konseptinizin. Şimdi İstanbul'u çok seviyorum. Çok uzun yıllardır geliyorum. Ancak özellikle burada bir fırsat beni buraya çekti bu sefer ve biz de bu fırsata cevap verdik. Şimdi İstanbul'da bir otel yapma fikri gerçekten benim için çok cazipti. Peki yatırım nedir bu yeni Edition Hoteli için İstanbul'da yapılacak olan? Bu şu an aslında benim ilgilendiğim bir alan değil. Çünkü bir işbirliği söz konusu. Hem Milton hem Marriott'da olan. Çünkü Marriott da sahibi ve Palmali şirketi de bizim operatörümüz olacak. Çünkü farklı sorumluluk alanlarımız var ve ben bu soruyu cevaplayamayacağım. Bu iş için hacim nasıl olacak? Şimdi bu İstanbul'un zamanı artık, yani Roma 50'lerdeydi, Londra 60'ları yaşadı, New York 70'leri yaşadı ve şu an bu ülke herkesin dudaklarının arasında. Çok egzotik bir ülke, insanlar inanılmaz, yiyecekler inanılmaz, moda inanılmaz, mimarisi zaten bir şey söyleyemiyorum bile ve bu mekan, burası gerçekten çok canlı bir yer. Yani burada bir otel açmak ve burada bir otel sahibi olmak benim için çok iyi. Peki yeni Edition Hotel konsepti nasıl olacak? Yeni bir konsept bekliyor mu bizi? Neler farklı bu otelde? Yeni nesile yönelik ve hayat tarzını yansıtacak bir konsepti yaratmak istiyoruz. Sadece görsellik değil, çok iyi kalitede hizmetle beraber, yani iyi hizmet ve iyi vizyonu bir araya getirip bir oteli çok yeni boyutlara taşıyabilirsiniz ve hizmet gerçekten çok önemli insanlar için. Sadece geleneksel lüks hizmet değil ki, bunu biliyorsunuz, çoğu otel yapıyor. İnsanlar asla kullanmayacakları şeyleri umursamıyorlar bile. Yani aslında burada esas fikir, hiçbir şeyden vazgeçmeden şehirdeki en iyi yerde en iyi zamanı geçirmenizi sağlayacağız. Peki bu çok büyük bir zincir mi olacak? Niş bir marka mı yaratmak istiyorsunuz? Çok fazla otel açmak istiyoruz aslında ama yine de niş kalmak istiyoruz. Yani her otel birbirinden farklı olacak. Her otel özel inşa edilecek ve bulunduğu şehri yansıtacak, fiziksel görünümlerine sahip olacak, her biri eşsiz ve orijinal olacak. Aslında çok büyük bir zincir, yani belli bir markanın basma kalıp hallerinin bir yansıması olmayacak, farklı bir yaklaşım ve her şeyi farklı yapmak istiyoruz. Peki İstanbul'daki Edition Oteli'nin farklı kılacak olan nedir? Aslında her şey çok özel. Peki en göze batan özelliği ne olacak? Şimdi ben ürün farklılığı üzerinde uzmanlaşmış durumdayım ve ürünlere son dokunuşları yapıp onlara en nihai halini veren konumdayım ve onları eşsizleştiren benim ve aslında insanların da bunu benden görmelerini istiyorum. Tasarımı farklı ve sofistike yapmak istiyoruz. Her şeyin ötesinde olsun istiyoruz. Yani numaraya gerek yok. Her şeyin gözününde olması, bunun olması gerekiyor. Tasarımın çok farklı olması gerekiyor ve odalardan bahsedecek olursak da odalarda kalmaktan ve vakit geçirmekten çok keyif alacağınıza eminim. Yani ve bütün bu söylediklerimi birleştirdiğiniz zaman da yiyecekler, içecekler, geçireceğiniz zaman lüks hizmet, bunların hepsi çok özel. Peki 10 yıllık süre zarfında başarıyı ne yansıtacak Edition Hotel'de İstanbul'da? Şimdi bence bu çok çetin bir soru. Şimdi şöyle cevaplayabilirim bunu. İstatistiksel olarak bakacak olursak diğer her yere göre en yukarıda olmak istiyoruz. İnsanlara kendilerini özel hissettirmek istiyoruz. Daha fazla Edition Hotel açacak mısınız peki bu bölgede? Bir bak, yinelemek istiyorum. Bu karşılaşacağımız fırsatlara bağlı. Aslında Boğaz'da bir tane açmak isterim. Bodrum'da bir otelim olsun isterim. Yani İstanbul'u seviyorum. Türkiye'nin, dediğim gibi, zaman Türkiye'nin zamanı.
Herhangi yeni bir projenin söz konusu mu Palmali Group'la beraber? Biz görüşmelere devam ediyoruz onlarla beraber son birkaç aydır ve umarım somut bir şeyler elde edebildiğimiz zaman bunu da sizinle paylaşırız. Peki lüks otel konsepti nasıl? Gelişme kaydedildi mi? Evet, gelişmeye devam ediyor lüks otel hizmeti de ve lüks işinde olan şey aslında biraz müşterilerle temas kaybıydı ve artık müşterilerimizle tekrar temasa geçtik ve onların isteklerine cevap vermeye çalışıyoruz. Onların önem verdiği, istedikleri, ihtiyaç duydukları şeylere lüks bir şekilde cevap vermeye çalışıyoruz ve onlara eşsiz bir deneyim yaşatmaya çalışıyoruz. Yani sadece business sınıfı bir deneyim değil, onların yaşayabileceği en güzel deneyim olsun istiyoruz. Yani nihayetinde lüks ve lüks anlayışı bir paradigma değişikliğine geldi ve duygular da bununla beraber değişmiş durumda. Peki herhangi bir rakamdan bahsedecek olursak, geçmişe göre karşılaştırdığımız zaman ne durumda? Bakın, lüks markalar hala iyi performansına devam ediyor. Ama insanların, yani varlıklı insanlar da aynı şekilde değişim içerisinde. Onlar daha fazla değer istiyor. Sadece başka insanların sahip olmadığı şeyleri almak değil, kendilerini özel hissetmek istiyorlar. Yani dolayısıyla bu noktada ben şunu düşünüyorum. Lüks işi ve lüks kavramı her zaman var olacaktır ama şu an lüks değişim içerisinde. Ve yine söylediğim gibi markalar ve markalaşma da değişim içerisinde. Peki hangi ülkeleri takip edeceksiniz? Şimdi düşündüğümüz birkaç yer var. Birkaç tane Amerika'da düşünüyoruz, Londra'da düşünüyoruz. Bir tane Barcelona'da, Madrid'de, Meksiko'da, Tayland'da olabilir. Ve söylediğim gibi ekonomi geliştikçe, düzelmeye devam ettikçe biz de faaliyetlerimize devam edeceğiz. Yani aslında çok büyük bir zincir olacak. Çok fazla otel olacak, evet, ama yine de bir niş olarak kalmak istiyorum.